Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz telefonları kıyaslıyoruz. Arkadaşlar, uzunca bir süredir sizin sorduğunuz ve stoklara tekrar giren bir üründen bahsetmek istiyorum. Jio Sport akıllı saat Tekno Store stoklarında yeniden bulunabiliyor. Sizler de açıklama kısmındaki bağlantıdan ürünün sayfasına ulaşıp satın alabilirsiniz. Elimde 10 tane telefon var, yani videomuzda 10 tane telefon olacak. Kimisi geçen sene çıkmış, kimisi bu sene çıkmış. Bazıları aşırı ucuz, bazıları da çok pahalı. Fazla kafa karışıklığı yaratmamak adına videonun ilk parçasında ucuzları alacağız. İkinci kısmında da pahalı telefonlara bakacağız. Arkadaşlar, bu içeriğin oluşmasına katkı sağlayan İzmir İletişim'e buradan teşekkürlerimizi sunalım ve videoya devam edelim. Şimdi arkadaşlar, pahalı telefonlar belli zaten, 5000 lira paranız vardır ama 2000 liranız varsa 20 tane telefon karşınıza çıkabiliyor. Şimdi dediğim gibi önce uygunlardan başlayacağız. Xiaomi Mi 6 var, yaklaşık 2000-2200 TL arasında bulabiliyorsunuz. P20 Lite var Huawei, o da yaklaşık 2300-2400 TL bandında. Vestel Venus Z20 var, yeni çıkan bir telefon, 2200 TL bandında o da. Bizim daha yeni incelediğimiz Galaxy Note Fan Edition var, o da yaklaşık 2250 TL civarında. Xiaomi Redmi 5 Plus var. Bu da yeni çıkan bir telefon ve oldukça uygun fiyatlı. 1200 TL. Bir de General Mobile GM8 Go var. O en uygunlarından bir tanesi. O telefon da yaklaşık 800 TL. Yani skalamız biraz geniş gördüğünüz gibi. Uygun telefon baktığımız zaman tabii ki de o telefondan bir amiral gemisi performansı bekleyemeyiz. Telefondan bir şeyleri kısmamız lazım. Örneğin fiyattan iyice kısıp 1000 TL bandında bize çok fazla bir özellik sunmayan GM8 Go veya işte Xiaomi'nin telefonuna bakabiliriz. Ya da üzerine bir o kadar daha koyup bence çok güzel bir telefon olan ve günümüzde oldukça fazla insanı ben elinde görüyorum, Mi 6'ya da yönlenebiliriz. Kamera açısından oldukça iyi bir telefon. Yani telefondan aslında ilk başta ne istediğimiz önemli. Tabii geçen günlerde incelemesini yaptığımız Note Fan Edition kalemiyle ön plana çıkıyor. Mesela günlük hayatımızda kalem çok önemliyse direkt Fan Edition'a da yönlenebilirsiniz. Arkadaşlar, farkındayım, işler biraz karışıyor. Siz şöyle sandalyenize bir yaslanın ya da koltuğunuza. Ben işleri ufaktan toparlamaya çalışayım. İsterseniz kamerayla başlayalım arkadaşlar. Uygun fiyatlı sayabileceklerimiz içinde Mi 6 bence rahatlıkla ön plana çıkıyor. Ama Vestel Venus Z20'de olsun, P20 Lite'de olsun, Huawei'de yine çift kamerayı görüyoruz. Yani ucuz olsun, portre modu olsun diyorsanız bu 3 telefondan birini tercih etmeniz gerekiyor. P20 Lite ve Z20 düşük ışıkta beklenen performansı Mi 6 kadar vermeyecektir. Portre modu için de geçerli bu söyledikleri. Tabi içlerinde en uygun fiyatlı olan GM8 Go'da en düşük kamera performansına sahip model diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi P20 Lite üzerinden duyuyorsunuz. Mikrofonlar bu şekilde. General Mobile GM8 Go'nun da mikrofonları bu şekilde kaydediyor arkadaşlar. Vestel Venus Z20'nin mikrofonları bu şekilde kaydediyor, yani sesleri böyle duyabiliyorsunuz. Xiaomi Mi 6'nın mikrofonları bu şekilde kaydediyor arkadaşlar, yani alırsanız böyle bir ses kaydına kavuşacaksınız. Evet arkadaşlar, şu anda da sesimi Note Fan Edition üzerinden dinliyorsunuz. Son olarak Redmi 5 Plus'ın da mikrofonları bu şekilde kaydediyor arkadaşlar, umarım bir fikir vermiştir size. Performans açısından da ufak bir kıyaslama yapacak olursak zaten sizler de ekranda AnTuTu sonuçlarını telefonlar için şu anda görebiliyorsunuz arkadaşlar. İçlerinde hem AnTuTu'dan en yüksek puan almış hem de güçlü bir işlemcisi olan Mi 6 yine ön plana çıkıyor. Hatta amiral gemisi diye videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım telefonlara neredeyse yetişiyor bile. Çünkü telefonun içinde ciddi bir donanım var.
Bunun yanında tasarım olarak uygun fiyatlı telefonlara yan yana baktığımızda burada bana göre en şık duran Çentik'te ekranıyla P20 Lite gibi gözüküyor. Tamam, Çentik benim için çok önemli değil ancak günümüzün uygun fiyatlı telefonları içinde tasarım anlayışı yine 2018'e en yakışan telefonlardan bir tanesi. Tabii burada Z20'nin de hakkını vermemiz lazım arkadaşlar. O da tasarım açısından bence P20 Lite kadar güzel bir telefon. Samsung FE'ye bakalım mesela. Ekran sonsuz değil arkadaşlar. Çok büyük çerçeveleri var diğer telefonlara göre. Ancak Fan Edition'da bize kalem sunuyor. Tabii ki de kalem bir telefonda olmazsa olmaz ihtiyacınızsa zaten ona yönlenmek durumundasınız. Ancak günün sonunda 2000 lira bandında bir telefon bakıyorsanız eğer garanti gibi bir sıkıntınız yoksa hem performans hem de kamera açısından uygun fiyatların arasında Mi 6'yı tercih edebilirsiniz. Genel olarak oyun performansları için özetlemek gerekirse şunu da söyleyebiliriz. GM8 Go dışında 2000 liranın üzerindeki telefonlarda oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Redmi 5 Plus da birazcık sorun yaratabilir ama diğer telefonlarda çok büyük sorunlarımız olacağını zannetmiyorum. Tabii ki de en yüksek ayarlarda oynayamayacağız. Oyunlarda tek tek pil testi yapmıyoruz arkadaşlar. Çok fazla telefon var. Hem süre çok uzar hem de hepsinin günlerce deneyimlemediğimiz için doğru sonuçlara ulaşmak biraz zor olur. Zaten burada incelediğimiz birçok telefonun detaylı incelemesine kartlardan ulaşabiliyorsunuz. Şimdi gelelim pahalı telefonlara. Pahalı telefonlarımızın içinde Mi Mix 2S 3400 lira fiyatıyla duruyor. iPhone 10 5500-6000 lira arasında değişiyor. Samsung S9 Plus 5200 TL civarında arkadaşlar ve Huawei P20 Pro 5000 TL civarında yerini alıyor. İçlerinde bence en uygunu Mi Mix 2S arkadaşlar çünkü donanımına göre diğerlerine nazaran çok daha uygun bir fiyatı bizlere sunuyor. Ama tabii ki de burada kaybettiği şeyler de var. Mesela ön kamera arkadaşlar. Ön kamerası bana göre gerçekten kullanışsız. Her selfie çektiğinizde o kamerayı ters çevirmeniz gerekebiliyor. Tamam üst tarafta çentik yok vesaire yok ama o kameranın altta olması olayına mesela ben alışamadım. Bu kadar para verdik telefonlarımıza 5000 TL'ye yakın 5000 TL'yi aşan paralar verdik. Performansı tabii ki de düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Zira bu telefonlarda oyunlarda, sosyal medya ağlarında falan filan sorun yaşamıyoruz. Burada bence kamerayı kıyaslamak birazcık daha doğru. Mi Mix 2S için konuşursak yine ön kamerası bunların içinde en geride kalan diyebiliriz. Ana kamerada en iyisi hangisi derseniz yine benim test ettiğim kadarıyla arkadaşlar kendi gözümle algılayabildiğim kadarıyla P20 Pro gerçekten iyi bir ana kameraya sahip. Ama en iyi ana kamera olmasının yanında en iyi selfie kamerası maalesef olamıyor. Bu konuda iPhone 10 biraz daha önde. Daha sonra S9 Plus'ı ikinci sıraya koyabiliriz yine ön kamera için. Evet arkadaşlar şu anda sesimi S9 Plus üzerinden duyuyorsunuz. Şu anda da sesimi Huawei P20 Pro üzerinden duyuyorsunuz. Şimdi sıra iPhone 10'da. Bu mikrofonla iPhone 10'un mikrofonu. Şu anda sesimi Mi Mix 2S üzerinden dinliyorsunuz. Yani eğer satın alırsanız mikrofonlar bu şekilde kaydedecek. Ha bir yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Mesela P20 Pro ne bileyim 100 üzerinden 100 puan almıştır. iPhone 10 80 puan almıyor. O da 97-96 puan alıyor diyebiliriz. Hani öyle bir puanlama yaptık dersek. Yani iPhone 10 da alsanız burada kamera konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Sadece arada ufak tefek farklar var. Zaten P20 Pro incelememizde de kartlarda da duruyor arkadaşlar. Bu ikisini karşılaştırmıştık. iPhone 10 ile P20 Pro'yu kapıştırmıştık. Bir de bu video için şöyle bir şey yapıyoruz. Açıklama kısmında bu videoda çektiğiniz bütün fotoğrafları ekliyoruz arkadaşlar. Oradan bilgisayarınıza indirirsiniz, telefonunuza indirirsiniz. Daha yakından daha detaylıca siz de bakıp bir fikir edinebilirsiniz. Tasarım açısından da biraz kıyaslamak gerekirse tamamen kişisel yorum olarak içlerinden en çok S9 Plus'ı beğeniyorum diyebilirim. Çentik artık tamam piyasanın olmazsa olmazı demirbaşı haline geldi. Ama ben hala bu tarz çentiksiz bir çerçeve yapısının telefonlarda daha güzel durduğunu düşünüyorum. Ama piyasa oraya kayıyor, yapacak bir şey yok, mecburen alışacağız. Performans açısından da çok ufak tefek bir şeyler eklemek istiyorum. Huawei P20 Pro performans açısından diğerlerinin bir tık gerisinde diyebiliriz. Ancak yine incelememizde de görebileceğiniz üzere tabii ki de güncel oyunları yüksek ayarlarda rahatlıkla oynatabiliyor P20 Pro'da. Yani dediğim gibi performans tarafında herhangi bir sorun yaşamazsınız. Özetle söylemek gerekirse cebinizde bu tarz bir paramız var. Yüksek meblağları taşıyoruz yanımıza ve bir telefon alacağız. Önceliğiniz iş.
üretim sistemi mi, kamera mı yoksa tasarım mı, buna karar verip bu dördünden herhangi birisini tabii ki de rahatlıkla alabilirsiniz. Yine Xiaomi için garanti durumu söz konusu arkadaşlar. Onu elediğinizi varsayıyorum. Mesela 3.5 mm'lik jack girişi sadece bu telefonlarda S9 Plus'ta var. Pahalı olanlarda. Bu bile belki sizin için bir tercih sebebi olabilir. Evet, karışıklığı şöyle biraz dağıttığımıza göre yavaş yavaş son sözlerimize gelelim ve videomuzu da inceden kapatalım. Arkadaşlar elimdeki şu 10 tane telefona şöyle genel bir bakış attık. Bunlar dışında listede olmayan birçok telefon var ve bu telefonlar içinde tercih yapmak gerçekten zor. Ancak dediğim gibi tercihlerinizi doğru yönde belirleyip kendinize uygun bir tanesini rahatlıkla seçebilirsiniz. Böyle bir içeriği, bu kadar fazla telefonu biz de ilk defa masaya yatırdık arkadaşlar. Sizin de aklınızda böyle telefon alacaksınız, ufaktan bir fikir verebildiysek ne mutlu bize. Ancak ben yine de sizin fikrinizi merak ediyorum arkadaşlar. Bu tarz böyle bir içeriği beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Ankette bunun cevabını merak ediyorum. Ayrıca telefonlar elimizde arkadaşlar. Sizin böyle özel olarak bir telefon hakkında merak ettiğiniz bir şey vardır ya da bir sorunuz vardır, mutlaka aşağıya yorum olarak yazın. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şu telefonlar elimden düşmeden bir kenara bırakayım artık. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.